Hepiniz hoş geldiniz. Sezon başında Ali Başkanım'la Sayın İbrahim abim, İsmet abim görüştüler, yöneticilerim sizinle. Sezona geç başladık. Yani iyi de bir takım kurma açacak. Başkanımın sağ olsun bize inanarak, güvenerek buraya getirdi. Biliyorsunuz daha önce ben yabancı değilim buraya, Hendek'te görev yaptığım için. Bazı insanlar tarafından belki yadırgandık ama Sayın Başkanım'la biz 5-6 senedir devamlı görüşüyoruz yani. Birbirimizi hiçbir zaman şey yapmadık, birbirimize saygı duyan bir insanız. O bakımdan da bize inandı, güvendi. Öncelikle buraya getirdi. 15 gün 20 gün içinde kurduğumuz bir futbol takımı. Tabii sezon için az zaman kalmıştı. Yanılmadık şu ana kadar. Elimizden geldiğince hem yönetimimiz hem biz iyi bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Tabii eksiklerimiz yok mu var. Tabii imkanlar ortada. Tabii maddi imkanlar ortada. Başkanımızın verdiği bir bütçe vardı. O bütçeye göre hareket ettik. İyi yoldayız. Genç oyuncu arkadaşlarımız var. Yani hem İbrahim abi hem İsmet abi hem başkanımızın söylediği gibi hedef 3. lig. Yani bu hedefte de bizim de bir emeğimiz olursa biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. İnanıyorum ki Adapazarı futbolun en sevdiğim illerinden bir tanesi benim. Yani yıllardan beri iyi oyuncular çıktı burada. Ben de yabancı değilim, Hendek'ten evli olduğum için 20 senedir Adapazarı saydım. Tabii bize dışarıdan bir insan olarak bakıyorlar ama kesinlikle öyle değil. Ben çocukluğum burada Karadeniz Spor vardı eski, orada geçti biliyorsunuz. Orada geldim. Hatta Nihat Kobal Başkan beni Mithatpaşa Spor'a çok almak istedi. Olmadı. Sakarya çok sevdiğim bir yer benim açıkçası. Sevdiğim bir yer. O bakımdan da başkanımın da dediği gibi Sakarya'da çok profesyonel takım olması lazım. Biz Hendek'teyken o şeyi yakaladık ama maalesef yarı final maçında kaybettik. Sakarya'da en azından 3-4 tane profesyonel takım olması lazım. Sakarya Spor'un Süper Lig'de olması lazım. Şu anda başarılı gidiyorlar. Biz Serdivan maçını seyrettik işte bazı basındaki abilerimizle. Orada galip gelmesine mutlu oldum. Yani İbrahim Başkan da, Serdivan'ın başkanı da burada tebrik ediyorum. Karasu'yu seyrettik. Bizim yönetim kurulumuz sadece şey değil, başkanımız, yöneticilerimiz Ballıgi takımlarına da seyretmeye gidiyoruz. Yani bizim bir ada pazarımız yok. Bütün takımlar bizim takımlarımız açıkçası. Yani biz burada o takımlara öyle sahipleniyoruz. Bizim için de önemli. Sizleri de takdir ediyorum. Bütün maçlarda, abilerimizin dediği gibi, bütün maçlarda Adapazarı'nın, ben her tarafta takdir söylerim bunu, yani İstanbul'da da söylerim. Sizlerin yaptığı FDK'dan hiçbir basın yapmıyor. Ben öyle görmüyorum öyle. Bütün maçlarda, amatör kümede her tarafta varsınız. Yani. Size ayrıca teşekkür ediyorum bu konuyla ilgili. Adapazarı Spor Takımı inşallah bu sene arzuladığı Ballıgı'na geri döner. Çabalarımız onun için. Eksiklerimiz yine var, söylüyorum. Yani kısa bir sürede kurulan bir futbol takımı bu. Başkanımız, yönetim kurulundaki abilerimiz bizim bir dediğimizi ketmiyorlar sağ olsun. Özellikle İsmet abi burada parantez açarak söylüyorum. Orada bizim her şeyimiz, yani her şeyimiz. Açıkça söylüyorum. Yemekse yemek, ne istersek elimden geldiğince yapıyor. İsmet abi gerçekten İbrahim abinin de dediği gibi bizim bir kahramanımız yani. Görünmez bir kahramanımız orada. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. 24 saat sıcak su, her şey var. Yani Adapazarı Spor profesyonel bir futbol takımının imkanları var. Bu imkanlar da sizlerin desteğiyle, ne bileyim yönetim kurulumuzun desteğiyle inşallah Ballıgı'na oradan da üçüncülüğe hedefimize ulaşırız. Bu bizim için önemli tabii yani çünkü sabahtan beri aynı şeyleri söylüyoruz yani profesyonel takımın az olması Sakarya'ya yakışmıyor. Ne yapmamız lazım? El birliğiyle artık sağda solda işte onu bunu eleştirmeyip kenetlenmemiz lazım. Takımlarımız hepsi bizim takımımız. Biz grupta rakiplerimizin hepsine saygı duyuyoruz. Mesela bize geliyorlar, çok iyi karşılıyoruz. Gittiğimiz zaman iyi karşılanmıyoruz. Yani Adapazarı Spor'a çok bileniyorlar. Deminden Sayın basın sözcümüz İbrahim Bey'in de söylediği gibi bazı maçlarda bize yeniyor rakipler, yenmek için yazın. Tabii ki onlar da haklı davalarında. Burada art niyet aramıyorum. Bize değişik bir atmosferle çıkıyorlar. Tabii burada sakatlıklar da olabiliyor. Yasin İndaş'ın sakatlığı bana göre kasten yapılan bir sakatlıktır. Bunu net söyleyeyim. Yani yöneticimiz belki şey yapamadı ama ben açık söyleyeyim. Rakipler bize biraz bileniyor. Yani bu bilenmelerin sebebinde de sakatlıklar veriyoruz. Bizim sakatlıklarımız şey sakatlığı değil böyle hani hep darbe üzerine gelen sakatlıklar. Böyle hani idmanda açıkça kabul ederim. İdmandan çıkan bir sakatlıklar değil bunlar. Veya güçsüz bir futbolcu sakatlıkları değil. Bu sakatlıklar tamamen darbeden kaynaklanan sakatlıklardır. Şunu açıkça söylüyorum. Biz rakiplerimizin hepsine saygı duyuyoruz. Yani grubumuzdaki, diğer gruptaki takımlara, diğer grubun hoca, antrenör arkadaşlarıyla devamlı sık sık görüşüyoruz.
kendine fikir alışverişinde bulunuyoruz. Özellikle Hendek'ten Sami Hoca'yla. Arkadaşımdır, dostumdur. Burada Talip benim yardımcı antrenörüm biliyorsunuz. Rakibimiz Koca Ali Spor'dan. Hendek de benim yardımcı antrenörüm de. Onunla sık sık görüşüyoruz. Yani bizim burada hiç kimseye bir art niyetimiz, kötü niyetimiz yok. Adapazarı Spor iyi bir yönetimi var. İyi bir futbolcu ekibi var. Tabii kadromuz çok da büyütecek bir kadro değil açıkçası. Onu da söyleyeyim. Yani öyle çok flash transferlerden kurulu bir kadromuz da değil. Kadromuzda oyuncularımız hepsi İstanbul'da oynamış, amatör kümelerde oynamış. Genç çocuklar böyle, önümüze açık olan çocuklar. Zaten başkanımın bir projesi vardı. Hocam bu sene oyuncularımızı alalım, önümüzdeki sene de kullanalım. Doğru söyledi. Bu oyuncu grubumuzu ileriye dönük de kullanabiliriz. Hepsi kaliteli oyuncular. Daha gerçek şeylerini göstermeden neden? İstanbul'da amatör kümede veya profesyonel takımlarda oynayan oyuncular buraya adapte olamıyor. Bunun da eziyetini çekiyoruz biz. Çünkü işte Hacı Kuşta maçında, Akyazı'da türbün dışındaki olan olaylar İstanbul'da hiç yaşanmıyor bu olaylar. Neden? Orada herkes gider maçını oynar çıkar. Seyirciye çok atmosferli bir seyirci yoktur. Mesela bizim oyuncular ona alışkın değil. Akyazı'da da çocuklar korktu. Hacı Kış'ta da oyuncularımız korktu. Yani adapte olamadılar bazı şeylere. Bu da çok önemli. Yani bazı anlayan insanlar için çok önemli. Bizim futbolcularımız bu şeyi kaldıramıyor. Ağırlığı kaldıramıyor. Tabii zaman zaman kaldıracak. Daha yeni Adapazarı'na geldikleri için yeni yeni alışıyorlar buraya. Biz bunu Adapazarı'na anlatıyoruz arkadaşlarımıza. İkinci yarıda daha değişik olacak. Şu anda biliyorsunuz namalip ilk yarıyı lider bitirdik Allah'ın izniyle. Bir beraberliğimiz var ama ikinci yarıda daha iyi olmamız lazım. Daha iyi çalışmamız lazım. Bu da Nazım Hocam'ın aradaki de bizi böyle biraz eleştirmeleri benim hoşuma gidiyor. Tabii ki bizim de hatalarımız olacak. Bizim de yanlışlarımız olabilir. Sizlerden de fikir alışveriş alırız biz. Biz her zaman herkese açığız. Neden? Siz de yıllardan beri bu şeyin içindesiniz. Yani bu sporun içinde olduğunuz için bizim bilemediğimiz, göremediğimiz şeyleri siz daha iyi görebilirsiniz. Biz ona da saygı duyuyoruz. Ömer abi de zaten her zaman yıllardan beri fikir alışverişinde bulunuruz. Devamlı görüşürüz. Her zaman görüşürüz. O bakımdan ikinci ara daha iyi olacağız. Daha iyi olmamız zorundayız. Yönetim kurulunda transferle ilgili tabii ki bir şeyiniz olursa şu andaki bütçemize göre hareket edeceğiz. Yönetim kurulumuza bir rapor sunacağım İbrahim abinin de dediği gibi. Alabilirsek alacağız. Alamasak bu oyuncu grubumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Ki elimizdeki oyuncu grubumuz kaliteli ki genç oyuncu arkadaşlarımız var altyapıdan gelen. Demin İsmet abinin dediği gibi bakın Akyazı maçında ben iki tane 97 doğumlu derbi maçta iki tane oyuncu koydum. 97 doğumlu oyuncu bunlar. Altyapımızın oyuncuları. Her hafta bir tane oyuncu koyuyorum. Bunlar önemli çünkü altyapıya da önem vermemiz lazım. Altyapımızda çok kaliteli 7-8 tane oyuncu kardeşimiz var. Bu oyuncuları da kazanacağız. Bunlar Adapazarı Spor'un ve Sakarya Spor'un geleceğidir bu oyuncular. Çünkü hepsinde öyle tespit ettiğim yönler var ki bu yönlerini de en iyi şekilde inşallah yansıtırlar. Adapazarı genç oyuncular kazanır. Yani bu oyunculara sahip çıkmamız lazım. Bu oyunculara destek vermemiz lazım. Ki bizim bu şeylerimiz sağ olsun yine demin dediğim gibi İsmet abinin oradaki fedakarlığı, mesela altyapıdaki çocuklar bile testlere kalabiliyor. Hiçbir zaman gocunmuyoruz. Yani demiyoruz ki gitsin bu çocuklar demiyoruz. Kim o testlerde kalacaksa İsmet abi diyor ki sağ olsun kalsın diyor. Yönetim kurulumuz, başkanımız yine kalsın diyor. Bizde öyle bir sıkıntı yok. Yani sağ olsunlar benim ilk defa da böyle bir değerli bir yönetim kuruluyla çalışıyorum. Hiçbir işime karışmıyorlar. Yani bazı yerde biliyorsunuz kulüp başkanı, kulüp yönetim kurulu gelir. Şu oyuncuyu oynatın, şöyle gelir. Sağ olsunlar. Allah razı olsun kendilerine, Allah razı olsun. Hocam doğrusu o değil evet, mi yani? Evet, yani İbrahim Başkan'ın tecrübeli olması burada, yönetim kurulumuzdaki abilerimizin çok saygılı kişilerden olması bizim için çok önemli. Hiç işimize karışanımız yok sağ olsunlar. Elimizden geldiğince Adapazarı Spor Kulübü'nün başarısı için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ben sadece üzüldüğüm bazı konular var, onu da kısa ve özgeçeyim. Beni kimse tanımıyor yani Adapazarı'nda, bazı gazeteci abilerimiz, Rahmi abiler bizi çok iyi tanırlar. Bize eleştiriliyorum ben. Beni eleştirmeyin, beni destekleyin. Neden? Benden zarar gelmez. Neden zarar gelmez? Ben Hendek'ten 8 tane futbolcuyu profesyonel yapan bir hocayım. Adapazarı'nın çocuklarını. Kadir Alşan'dan tutun, Muammer Aslan'ına kadar. Selçuk Köytepe amatöre döndü. Oradan bir sürü oyuncu arkadaşlarımızı profesyonel yaptık. Bunlara saygı duyulması lazım. Ben sadece Hendek'te konusunda hani Türkiye Şampiyonası'na gittik, başarılı olduk değil. Futbol 8 tane futbolcu profesyonel yaptık. Burada da yapalım. Bu oyuncuları sizlerin desteğiyle yapalım. Yani Adapazarı'nda bu potansiyel var. Eleştirilmesin. Yani benimle kimse yemek yememiş, beni eleştiriyor. Yani başkanıma bile benimle ilgili şey gitti. Ben Kırklareli Spor'da sportif direktörlük yapıyorum. Basit bir görev değil. Bugün valiyi, Kırklareli valisi, belediye başkanını temsil eden bir insanım aynı zamanda. Neden? Orada da sportif direktörlük yapıyorum. O takımı da ben kurdum. Düşen diğer takım playoff'u şimdi zorluyor. Yani futbol konusunda çevrem çok dün
Gazeteci abimizin bir tanesiyle de görüştüm, ismini çıkaramayacağım şimdi. Bana 3-4 tane oyuncu önerdi. Aynı oyuncuları ben de defterime yazdım. Demek ki gazeteci arkadaşlarımız da bu işi biliyor. Onlar da saygı duymak lazım. İşte bunlar fikir alışverişiyle olur. Yani bunları birlik beraberlik içinde değerlendirelim. Her zaman görüşelim. Yani aradaki bizim misafirimiz olun, tesirimize gelin. Oturalım, çay içelim. İsmet abi orada devamlı 24 saat çay kaynatıyor yani. Orada hepiniz gelin. Oturalım, fikir alışverişinde bulunalım. Bu Adapazarı futbol için. Öyle mi abi yani? Adapazarı futbol için önemli şeyler bunlar. Biz burada onu bunu eleştirmeyelim. Tabii ki hatamız varsa eleştirilelim. Yani örneğini verdim Nazım abi. Çok da severim kendisini. Aradaki de köşe yazılarında takım çok güzel ama hocanın sorumluluğunda diyor. Aslında tabii ben kendimi teşvik ediyorum. Daha iyi oluyor benim için. Güzel şeyler bunlar. Eleştiri de alacağız. Ama hatamız varken eleştiri. Kötü eleştiri olmaması lazım. Onu demek istiyorum. Yani bakıyorsunuz genelgelere. Hoca kötü bir insan. Sizi herkes yenmeyin hocam. Hoca kötü bir insan. Ya ben Adapazarı'nda 2 sene arka arkaya şampiyon yapmışım. Kötü bir hoca bu takımı şampiyon yapabilir mi? Yapamaz. Kötü bir hoca dünya kadar paralar harcanıyor değil mi başkanım yani? Bunlara saygı duymak lazım. Benim sadece üzüldüğüm konu bu. Ya dedik onun dedikodusunu yapıyor burada. Sakarya'da bu genellikle var. Kimse kimsenin dedikodusunu yapmasına gerek yok. Bence herkes işine bakmasın. Sadece o bizim takımla veya sizinle ilgili değil. Yani genel olarak kaygısı hakikaten... Ya başkanım ben üzüldüğüm konuya üzülüyorum. Şöyle üzülüyorum. Mesela İsmet abi de bana onun bir örneğini verdi. Hiç olmayan bir şeyi Talep Hoca'nın gidip Ercan Hoca'ya söylemesi. Çok büyütecek bir olay değil de yani hiç söylemediğim bir kelime söylendi gözüküyor. Yani bunlar o şeyler değil. Ben sana kullandığı tıkayın hocam. Evet. Yani bunları hiç duymayın. Bunlar olabilir. Biz üzülüyoruz. Bazı şeyleri üzülüyorum ben. Çünkü benim burada yani basın dekabildiğimiz hepsi dostlarımız olduğu için ben bu konuyu yapıyorum. Ben burada işime bakıyorum. Testlerden evime geliyorum. Testlerden çarşıya. Çarşıdan evime başkanım öyle değil. Bir de sinyalize geliyorum. Hatta başkanı bile rahatsız etmiyorum. Yani burada önemli olan şu. Bizim çok uzatmaya gerek yok. Adapazarı Spor Kulübü bizim için önemli. Biz ikinci yarıda inşallah bu takımı playoff'a çıkarırız. Playoff'tan da birinci olarak Ballıgın'a çıkarız. Bizim en büyük başarımız bu olur. Burada da size de ihtiyacımız var. Sizin desteğinize de ihtiyacımız var. Rakiplere de ihtiyacımız var. Benim söyleyeceklerim bu olsun. Hocanın sorularsa cevaplandırırım. Zaten gerekenleri söyledim.